Bugün sizlerle yine çok farklı bir video çekeceğiz. Kostümümden de anladığınız üzere biraz böyle dağ, bayır, tarla takla işleriyle ilgili bir video olacak. Şu an köye doğru gidiyoruz. Köyümüze doğru. Girdik. Köyümüze girdik. Hatta neredeyse. Kaşköy buranın. Ne köy? Kaşköy. Uydurma ya. Buranın adı Kaşköy. Çamlıbel köyü. Kaşköy. Şurası. Çamlıbel'in Kaşköy'ü burası. Kaşköy değil. Evet, traktörümüzün yanına geldik. Şimdi birazdan traktörümüze binip anahtarları gideceğiz. İngilizce anahtarları. Hadi bakalım. Traktörümüze binip gideceğiz demiştim ya. Gidemiyoruz. Şu an vitesimiz karışmış. Babam da onu yapmaya çalışıyor. Olacak gibi mi? Bu da bizim emektar. Debriyaja basmadan nasıl olacak bu iş baba? Hadi bir levye demiri gibi bir şey aldı yavrum. Levye demiri. Nereden bulacağım levye demirini? Kimden bulacağım ne? Şey gelen ise. Mustafa abi. Levye demiri var mı levye? Nerede? Orada. Vites karışmış da. İyi çarpmış lan. Motorumuz düzeldi. Haydi. Yola çıkalım bakalım. Tut tak. Hayır, dörde tak. İkiye tak, ikiye tak. Bir değil mi bu? Bir, he, bire takma. İkiye tak, böyle gitme. Tarlaya vardığımızda tekrardan çekelim. Hadi görüşürüz. Tarlamıza geldik. Şu an kadar ıslatalım. Tarlaya geldik de inemiyoruz aşağı. Evet. İnebildik zorunda. Oo, ne güzel esiyor bugün he. Bugün çok rahat kıracağız. Evet, size şimdi ekipmanları tanıtacağım arkadaşlar. Hazır mısınız? Hazırsınız bence. Sonuna kadar. Ekipmanlarımızdan bir tanesi çuval. Çuvalın içine dolduracağız. Bu lazım olacak. Diğer bir tane ekipman kova. Kovayı diğer bir ekipmanımız ip. Kovayı bu ekipmanla iple bağlayacağız. Sonra eldivenlerimizi takacağız. Oo, şu kamerayı tut da beni bir çek ya. Haşhaş tarlasına doğru gidiyoruz arkadaşlar. Tarlaya geldik de orası gölge diye traktörü orada park ediyoruz. Yemekleri falan orada yiyoruz gölge olduğu için. Normalde haşhaş tarlaları böyle oluyor. Sapların uçlarında. Aa, buradan bir tane buğday çıkmış. Ekin. Bu şekilde. Bunlar kırılmış olanları. Bu taraf kırılmamış olanlar. Oraya doğru gideceğiz şimdi. Bayağı oralar her taraf haşhaş. Böyle. Böyle haşhaşlarımız var. Böyle kırdıklarınızı kovanın içine topluyorsunuz. Bu şekilde. Normalde bunun kırılma şekli şöyle oluyormuş. Ben böyle beceremiyorum.
şu şekilde oluyormuş normalde. Ben ama böyle yan çevirip kırıyorum. Nasıl kolayınıza geliyorsa öyle kırıyorsunuz arkadaşlar. Yani istediğiniz gibi kırabilirsiniz. Kimse size yok böyle kırdın, yok böyle kırdın demiyor. Sadece dikkat etmeniz gereken şey, kırdıktan sonra yani tam ucundan kırmanız gerekiyor. Zaten ya şu şekilde kırıp atmıyorsunuz. Böyle olmuyor yani, kabul etmiyorlar bu şekilde. Şu tam uç yerinden kırmanız gerekiyor. Zaten orası biraz baskı uyguladığınızda kendisi otomatik kırıyor. Hiçbir zorluğu yok. Sadece tek zorluğu sıcakta olması ve biraz insanı uğraştırıyor olması. Biz yeni çiftçiyiz bu arada. 3-4 senedir çiftçilik yapıyoruz. Yeni başladık. Alıştık ama yani yavaş yavaş. Bence gayet keyifli. Yani doğada olmak insana keyif veriyor en azından. Böyle böyle topluyorsunuz arkadaşlar. Muhabbete değe de. Yanınızda birkaç kişi olursa daha zevkli oluyor. Biz babamla geliyoruz. Normalde köylüler bunu şey yapıyor. 3-4 aile toplanıyorlar. 2 günde herkes tarlalarını bitire bitire. Böyle 5-6 kişi. Toplaya toplaya muhabbete değe de güle eğlene burayı topluyorlar. O zaman daha keyifli hal oluyor. Ama bize kimse yardıma gelmiyor. Kendimiz yapıyorsun. Bu şekilde. Burada dikkat etmeniz gereken tek şey, dağın başında tarlanın içinde olduğunuz için yılan çıyan çıkabiliyor. Akrep makrep, onlara dikkat edeceksiniz. Geçen gün bu tarladaydı herhalde. Haşhaş kırıyorum. Aynı böyle kırdım, ayağımla şu şekilde ittirdim. Bir baktım yerde kaplumbağa var. Kaplumbağa denk geldi bana. Bu en tatlısı yani aralarında. Herkese kaplumbağa denk gelmeyebilir. Dikkat etmeniz gerekiyor. Akrebi var, yılanı var, çıyanı var. Neyse arkadaşlar, bunları böyle böyle doldurduktan sonra götürüyorsunuz, çuvalınıza boşaltıyorsunuz. Çuvalları da en son arabanıza yükleyip götürüyorsunuz. Traktörünüze, arabanıza, her neyiniz varsa. Yoruldum. Bir 5 dakika mola vereceğim. Bu arada da size haşhaşla ilgili bildiğim bazı şeyleri anlatayım. Bu haşhaş denilen bitki, kullandığımız ilaçların çoğunun ham maddesi. Yani bazı şeylerin de ham maddesi oluyor. O bazı şeyler ne artık anlayın siz. Bunları yani kafanıza göre ekemiyorsunuz. Yani bu haşhaşı böyle ben buraya haşhaş ekeceğim deyip ekemiyorsunuz. Devlet size belli başlı yerler söylüyor. Diyor ki buralara ekebilirsiniz sadece. Diyor ki işte şu kadar ekebilirsiniz. Ondan sonra siz de tamam diyorsanız, oralarda da tarlanız varsa ekiyorsunuz. Ondan sonra bu kaldırdığınız mahsulün kabuklarını devlete teslim ediyorsunuz. Hani ne kadar kırdım, ne kadar kabuk geldi muhabbeti. Kaç, yani farklı şeyler olmasın diye, farklı yerlerde kullanılmasın diye devlet böyle bir çözüm olmuş. Denetlemeye geliyorlar. Bakıyorlar haşhaşlara. Çizik atılmış mı, vırt zırt falan gibi muhabbetleri var. Öyle kafanıza göre haşhaş üretip ekemiyorsunuz arkadaşlar. Onu baştan söyleyeyim. Ve eskiden şey yapıyorlarmış. Mesela çocuklar uyumuyormuş. Yaramazlık yapıyorlarmış falan. Anneleri de bakınca gidiyorlarmış. Bunların yeşilken şu kabuğun burasından şurasında yeşil olduğu zaman, yani bu kurumuş bir haşhaş. Kurumamış haşhaşın burasında yeşil bir şey olur. Ondan bir damla damlatıyormuş sütüne. Bebeklerin sütüne. Mışıl mışıl uyuyormuş sabaha kadar deliksiz. Öyle şeyler yapıyorlarmış eskiden. Haşhaşımız bu. İçini böyle açınca kabuğunun içinden, bu tabi çok küçük, bu şekilde şeyler çıkıyor. Böyle o yediğiniz aslında haşhaş çıkıyor. Şu şekilde. Böyle. Bir de bu kombinimi tercih ettim bugün haşhaş kırarken. Şimdi dağın başındayız. Ne olur ne olmaz. Neye rastlayacağımız belli olmuyor hiç.
O yüzden bugün biraz şık giyineyim dedim. Bakarsınız dişi bir kurt gelir. Atıyorum dişi bir ayı gelir. Abartmayayım da dişi bir kurbağa murbağa bir şey gelir. Ona bir şöyle bir şık görünelim istedim ya. Gömlek, pantolon falan. Bir de burada köye adımınızı attığınız andan itibaren sinek bastırdı. Artık bazı kelimeleri kullanamıyorsunuz. Mesela babadır değil mi? Hani baba. Baba kelimesi normal babadır. Veya babacığımdır. Veya babiştir. Buralara pek o babiş mabiş uymuyor. Burada ne oluyor biliyor musun? Vua! Vua! Vua şunları getir be! Vua şunun ucundan tutu be! Böyle oluyor arkadaşlar. Vua! Ana! Bu tarz konuşmaya başlıyorsunuz köye girdiğiniz andan itibaren. Böyle de saçma bir durum var. Neyse ben biraz daha çalışayım. Şimdi buam kızmasın buam. Hani babacığım olmuyor. Hani tarladasın sonuçta. Babacığım haşhaş çuvalını tutar mısın? Gibi bir şey olmuyor. Buva! Çuval tutuve! Tutuve şu çuvalı bir! Oluyor. Maalesef. Yeni nesil çiftçi böyle oluyor. GBL ile geziyoruz. Arkadaşlar doldurduğumuz bu şeyi bu şekilde çuvallara boşaltıyoruz. Sonra bu fullenince, bu da yarıdan biraz daha fazla şu an. Fullenince ondan sonra traktörün arkasına bağlayacağız. Ben sana yandım zühtü. Amanın yandım zühtü. Şu güzelliğe bak. Şu tatlılığa bak. Siz büyüyünce haç aç mı ocağın hiç? He? Sen büyüyünce haç aç mı ocağın? He? Morfin mi olacaksın sen büyüyünce? Bizi mi bayıtacaksın? Sen bizi mi bayıtacaksın sen? Aşağı yanlamasına koy. Yan mı? Ya böyle koy işte. Tamam sonra diğer bir tane daha mı koyuyoruz buraya? Biraz geçe kaldık ama olsun. Şimdi bunları bağlayacağız. Sonra köye doğru yola çıkacağız. El salla, gidelim hadi. Dağa gidelim. El sallıyorum da dağa gidelim ne zaman döneceği belli olmuyor arkadaşlar. Saat 9'u geçmiştir diye düşünüyorum. Evet, şu anda haşhaşlarımızı kurduruyoruz. Bu şekilde bir hazne var. Haznenin içine döküyoruz. Böyle. Bunun altından gidiyor haşhaşlar. Böyle çuvalla kaldırıyoruz. Bu şekilde. Çuvalı boşaltıyoruz. Sonra burada böyle kabukları bir tarafa ayrılıyor, bir tarafı da haşhaşa ayrılıyor. Bu şekilde. Neyse el sallasene. El salla. Selamke desene selamke. Selamke de selamke. Değil mi be? Evet. Selam ki. Selamlar diyor böyle. Selamlar diyor. Diyemedi. Senden ucuz olsa olur. Olmaz. Tamam. Evet haşhaşları satmaya geldik Hüseyin amcaya. Hüseyin amca biraz eski usul çalışıyor. Kantarı falan biraz eskilerden. Bu şekilde. Böyle buradan bakıyoruz. Bir dakika karı sen ben bir bak gel sen ondan sonra gel bak. Tamam. Kaç? 27. Bak, gelmez bu. 27. 27 ha.
Hüseyin amca böyle buraları biriktiriyor. Bunları satıyor sonra. Bu işin tüccarı da Hüseyin amca. Hüseyin amca el salla. Ha. El salla. Ha. Al oraya öykü yazmayalım. Kulakları al al al. Bırak onu. Kulakları da duymuyor. Duymuyor Hüseyin amcanın kulaklığı. Kulaklığa duymuyor Hüseyin amcanın. Dalga geçmeyeyim adamla da. Neyse hadi görüşürüz.